Şimdi yine bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz ve Ümit Aktan'la Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Ümit Aktan, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi. İyi yayınlar. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi malum Bruma'yla artık sözleşme imzalandı. Resmi açıklama geldi. İmzalar atıldı. Oradan başlayalım isterseniz. Önce Lincoln Henrique'yi değerlendirmiştik. Şimdi de Bruma aslında çok fazla beklenen bölgeler değil. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin öncelikli ihtiyacı olarak gösterdiğimiz bölgeler değildi. Ama bu isimleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere Bruma'nın gelmesiyle Fenerbahçe'nin hücum bölgesi sürat kazanacak, hız kazanacak. Burası kesin. Bruma'nın hikayesi enteresandır. Türkiye'de, ülkemizde yapılan 20 yaş altı şampiyonada hatırlarsınız birkaç yıl önce 20 yaşın altındaki oyuncular arası turnuva bittiğinde en değerli 3 oyuncu seçildi. 3 oyuncudan birinci olan en değerli oyuncu şu anda İngiltere'de oynayan Pogba oldu. Pogba birinci seçildi ve zaten Fransa'da şampiyon olmuştu. İkinci en değerli oyuncu Bruma'ydı ve 19 yaşına daha girmemişti. Galatasaray onu o dönemde aldı. Hatırlayanlar olacaktır. Üçüncü en değerli oyuncu da Iraklı bir sol bekti ve Rizespor'da bir sezon oynadı, ter döktü. Bu üç oyuncudan en değerli ikinciyi ki Pogba 100 milyon eurolara ulaştı. Acemilik döneminde, stajyerlik döneminde Galatasaray aldı, kullandı. Belli bir ölçüde randıman aldı. Sonra bu oyuncu kendini geliştirdi. Hızına, gol vuruşu tekniği ve birkaç bölgede birden oynayabilme özelliğini de kattı. Ve şu anda Fenerbahçe için daha hazır, daha pişmiş, daha olgun bir vaziyette hızlı bir adamı hücum bölgesine koydu. Fakat Bruma'nın gelmesiyle Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu gibi isimler acaba taca mı çıkacak? Çünkü aranan ön liberoyla belli oldu ki Tisserand, Gustavo ve Sosa yeni sezon planlamalarında olmayacaklar. Dolayısıyla onların yerine konacak bir oyuncuyla daha da güçlenebilecek olan Fenerbahçe'nin hamle yapacağı yer sayısı, bölge sayısı çok daha kısıtlandı. Bizim Volkan Demir'in söylediği gibi havuz çok kalabalık. Havuzda suya girecek yer kalmadı. Orta alan kalabalığında Fenerbahçe'nin zaman trafiğini de düşünerek, yani bir ay sonra Dinamo Kiev'le bir eleme maçı oynayacak. Çok kritik bir eleme maçı oynayacak. Oraya kendini hazırladığı için doğru transferleri acele yapıp, bu transferlerle sezon başı hazırlık kampını yapıp, sonradan göndereceği oyunculara pazar bulma telaşına girdi ki doğru bir yöntem. Yani önce onları gönderip oyuncu almaya kalksaydı bu zaman sıkışıklığını doğru kullanmayabilirdi. Kaldı ki Dinamo Kiev'le Ukrayna'daki problemler nedeniyle ilk maçı Polonya'da oynayacak olması, yani bir anlamda tarafsız sahada oynayacak olması da bir avantaj. Bu avantajı da kullanacak diye düşünüyorum ama bir Lucescu faktörünün de, onun futbol kıvraklığı ve zekasının da bir tehlike oluşturduğunu düşünerek çantada keklik görmeden bu ön elemeyi sağlıklı biçimde geçmesi lazım ama Jorge Jesus'un ben öyle sanıyorum ki kadro planlaması aşağı yukarı şekillenmeye başladı. İki oyuncu daha katılırsa orta alanda Enrique'nin katılımıyla, Bruma'nın hızlanmasıyla hücum bölgesine, orta alan, yani ikinci bölge ve üçüncü bölgede gerekli takviyeler yapıldı. İkinci bölgedeki şişkinlik daha sonra halledilmesi gereken kadronun boşaltılması, 24-26 kişiye indirilmesi gereken bir çalışma gerektirecek. Herhalde bunu da planlıyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada tabii gözler artık santrfor transferine çevrilecek. Golcüsü kim olacak Fenerbahçe'nin? Pek çok aday olduğunu görüyoruz. Gabigol, Mitrovic, Seferovic, Sörloth, Cuba. Her gün hemen hemen başka bir isim yazılıyor. Acaba böyle bir hücum hattı oluşturan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinin ideal santrforu hangi oyuncu olur? Biz şimdi işi gücü bıraktık. Fenerbahçe'nin en ucuna oyuncu arıyoruz Avrupa'da. Seferovic ilk akla gelen çünkü daha evvel Jesus'un çalıştığı bir isim. Ama gelebileceğini sanmıyorum. Doğru isim mi tartışılır.
fiyat olarak da çok yüksek bir maliyet söz konusu. Onun dışında Sörloth'la ben ilgilendiklerini bile düşünmüyorum ama nedense biz Türkiye'de yazılı ve görsel basın olarak peşini bir türlü bırakmıyoruz. Sörloth'un bir menajer kıpırdanması olduğunu düşünüyorum. Böyle bir pazarlama hamlesi olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki Onyekuru Beşiktaş için tamamen bir menajer oyunuysa, Beşiktaş'ın hiç ilgisi olduğunu sanmadığım bir bölge olduğu için, aynı şekilde Fenerbahçe'nin hücum bölgesine gelecek isimlerden biri de bilmediğimiz bir isim olabilir. Şu anda mesela yazılı basında ve görsel basında bundan bir hafta önce Bruma'yı yazan bir yer gösterin bana. Yok. Kimse farkında değildi. Peki Enrique'yi yazan bir yer gösterin. O da yok. Yazdığımız isimlerin hiçbiri değil, Jorge Jesus'un kafasındaki isimlerden birileri geldi. Santrfor bölgesinde de Seferovic veya Sörloth değil, Serdar Dursun'a per olabilecek, partner olabilecek, hiç bilmediğimiz bir isim oraya konabilir, monte edilebilir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şimdiki aşamada halletmesi gereken savunmasının önüne koyacağı isim ve ondan sonra da kadrosunda boşaltması gereken, kulüp bulması gereken isimler. Ben santrfor meselesinin ön elemeyi bile geçmeye yetecek kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Bir Serdar Dursun'un milli takımda verdiği efekti düşünürsek, Fenerbahçe'de bu sorunu belki 60 maçlık bir lig maratonu için değil ama en azından ön eleme safhasında çok acele etmeden o bölgeye oyuncu katması konusunda çözebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani sorun değil orası bana göre. Sorun başka yerde, onları da hallediyorlar. Ön libero mevkiinde de 3 adayın öne çıktığını görüyoruz. Carvalho, Arao ve Souza isimleri. Şimdi bu oyuncuları aslında tabii ki soracağım ama esas sormak istediğim tamamen Brezilya ve Portekiz ekolüne yönelmiş olması Jesus'un ve bir noktada zannediyorum takım sadece Portekizce ve Türkçe konuşan isimlerden oluşacak. Bu nasıl bir etki yaratacaktır sezon içerisinde? Tabii bu da bir soru işareti. Şimdi bu çok doğru. Teknik adam kendi dilini konuştuğu, kültürünü bildiği ve oyuncu portföyünün oluştuğu Portekiz ve Brezilya'dan oyuncu getirme konusunda hamle yapacaktır. Ama Jorge Jesus'a bu arada anlatılması gereken, Futbol Federasyonu'nun hala 8+3, 7+4 şeklinde bir kararı kulüplere vermediği konusunda. Bu durumda en büyük avantajı kalecisinin Türk olması Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla burada bir kontenjan fazlalığı oluyor. Ferdi'yi de kullandığınız zaman iki Türk'e ulaşıyorsunuz. Serdar Dursun'u da koyun, 3 Türk. Peki o zaman kanada aldığınız Bruma'yı nerede kullanacaksınız? Veya santrfor alırsanız, Serdar'ı keserseniz Serdar Aziz'i mutlak ve mutlak kullanmak durumundasınız. Türk sayısını doldurmak için. Eğer 4 Türk olacaksa iş daha da zorlaşır. Yani Jorge Jesus'a Portekiz veya Brezilya'dan Türk pasaportlu oyuncu araması durumu ortaya çıkacak. Bu da bir sıkıntı olabilir. Yani bilmiyorum Arda Güler'i ne kadar kullanır? O sadece kontenjanı doldurmak için kullanır mı? Geçtiğimiz sezon bazı maçlarda Türk sayısını sağlayabilmek için Trabzonspor'un İsmail Köybaşı'nı zorunlu olarak kadroda kullandığını, 3 Türk oluşturmak için kullandığını biliyoruz. Bu yola giderse oyuncu dizilimi sakatlanabilir. Bu soruna bir çözüm getirmeleri lazım. Tamamen Portekiz ve Brezilya pazarına dönerken Türkiye'deki pazarı da bir kollamakta fayda var. Bence eğer becerebilirlerse, Galatasaray elinden kaçırdığı Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun'la birlikte hücum bölgesine Seferovic veya Sörloth'tan daha kolay çözüm üretebilecek bir hamle olarak görülüyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu denklemde İrfan Can Kahveci'den hiç bahsetmiyoruz. Neden sizce? Yani İrfan Can Kahveci'yi herhalde idmanlarda ve 1-2 hazırlık maçında ya da geçmişteki görüntülerini, videolarını izlediği zaman eğer bir fikri yoksa bir kanaat sahibi olacaktır. İrfan Can, Mesut'un olmadığı bir takımda
bu takımın içindeki artisttir, bir solisttir, bir orkestra, 40 kişilik bir orkestra olabilir, müthiş ahenkli sesler çıkartabilir ama arada bir keman çıkar, öyle bir solo atar ki bir anda bütün salon, izleyenler hayran kalır. İşte İrfan Can öyle bir oyuncudur, bir artisttir. 11 askerle değil, bir tane komutan ve 10 askerle daha fazla şansınız olabilir. Sanıyorum Jorge Jesus'un futbol görüşü ve bilgisi İrfan Can'ı mutlaka bu takımın içinde tutacaktır. Ama İrfan Can bir kanatta, Buruma bir kanatta, hadi bana Osay, Samuel'le Ferdi'ye yer bulun. Bu noktada da tabii kadro mühendisliği devreye girecek. Zannediyorum ama Mehmet Büyükekşi kuralı bu şekilde devam ettirecek, 8+3 şeklinde. Kulüplerin istediği doğrultuda karar vereceğiz dedi. Herhalde doğru yöntemde, kulüplerin genel isteği bu olduğu için bu sene de geçen seneki gibi devam edeceğiz. Çünkü 7+4 olursa birçok takım çok zorlanır. Yani Anadolu'daki mücadeleyi veren takımlardan daha çok büyük takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha fazla zorlanır. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalecilerinin yerli olması avantajı var. Trabzonspor'da Uğurcan'ı bırakmazsa bu avantajı kullanır. Galatasaray işte orada bazı maçlarda kontenjanı tutturabilmek için gelecek hocanın bakışına göre, eğer Okan Buruk gelecekse bu sorunu çok kolay çözer. Ama bir Alman gelecekse bu sorun başını ağrıtabilir. O zaman Okan Koç'u Muslera'nın yerine daha aktif, daha çok maç sayısı vererek kullanması gerekecek. Yani federasyonun vereceği bu karar özellikle şampiyonluk adayı olduğunu iddia eden takımlar için bir baş ağrısı, bir karın ağrısı oluşturabilir. 7+3 bir çıkış yoludur. Evet. Ama 7+4, fakat şu anda kulüpler buna hazır değil ve sendelerler. Peki. Ümit Ak'tan çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini de değerlendirdikten sonra hemen dün akşama gidelim bakalım, transfer raporu programında neler konuşulmuş, birlikte izleyelim. Saat başında stüdyo konuğumuzla buradayız.